İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun MOBESE ile takip edilmesini CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sadece dinlemiyorlar, izliyorlar da diyerek tepki gösterdi. Ve devletin İBB Başkanı'nı rakip olarak gördüğünü söyledi CHP lideri. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise balıkçıda yemek tartışmasında İmamoğlu'nu doğrudan hedef aldı. Biz selde balıkçıya gitmedik ama birileri de kafayı bulmaya gidiyor dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı devletin rakibi olarak görüyorsunuz. Akıl tutulmasıdır bu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'daki kar yağışında iktidarın tavrını bu sözlerle eleştirdi. Eleştiriden saatler sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde yine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vardı. Sel felaketi oldu. Bakan arkadaşlarım, ben hep birlikte Doğankent'te Dereli'deydik. Balıkçıya gitmedik. İmamoğlu'nun bir balıkçıya gittiğine dair MOBESE görüntüleri basına sızdırılmıştı. Muhalefet devlet imkanlarıyla İBB başkanının izlettirilmesine tepki göstermişti. Erdoğan balıkçı tartışmasında ilk kez konuştu. Nereye gittik? Biz vatandaşlarımızın yanına gittik. Onlarla beraber olduk. Onların derdiyle dertlendik. Ama birileri de bakıyorsunuz bir yerlerde kafayı bulmaya gidiyor. Öbür tarafta kar bora fırtına esiyor. Hiç umurlarında değil. İmamoğlu'nun MOBESE görüntülerinin servis edilmesi üzerine CHP lideri Kılıçdaroğlu telefonlarımız dinleniyor iddiasını hatırlattı. Sadece dinlemiyorlar, bir de izliyorlar dedi. Bir gerçek daha ortaya çıktı. Sadece dinlemiyorlar, bir de izliyorlar. Münferit değil yani, öyle değil mi? Değil. Bir de izliyorlar. Ya insan utanır ya. İnsan biraz sıkılır ya. MOBESE kameraları güvenlik güçleri tarafından suçu ve suçluyu tespit etmek için kullanılıyor. Bu yüzden Kılıçdaroğlu bu görüntülerin servis edilmesinin suç olduğunu söyledi. Efendim bu suçtur. Benim özel hayatımı servis edemezsiniz efendim. Anayasaya göre suçtur. Kişinin özel yaşamı anayasal güvence altındadır. Ama anayasası askıda olan bir devlette bu suç olmaktan çıkıyor. Çünkü kime davayı açacaksınız? Kime açacaksınız Allah aşkına? Kadı hırsız olursa kadıya hırsızlık davası şikayeti yapabilir misiniz? Hı hı.